Dün Gaziantep'te gerçekten çok trajik bir olay yaşandı. Göz cerrahi uzmanı Doktor Ersin Aslan, 10 gün önce yaşamını yitiren 80 yaşındaki bir hastanın torunu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Korkunç olayın ardından Doktor Aslan kurtarılamadı. Başka bir saldırı görüntüsü de Bakırköy Devlet Hastanesi koridorlarında yaşandı ve bugün ekranlara taşıdık. İnanması güç ama ameliyat olması gereken eşine yemek verilmemesini protesto ettiği iddia edilen koca doktora tekme tokat saldırdı. Görüntüleri biraz sonra tekrar göreceksiniz. Ve bu iki konu sağlıkta şiddet meselesini bir kez daha gündeme getirdi. Bir kez daha diyoruz çünkü yaşananlar ilk değil ve belli ki sonda olmayacak. Sağlık çalışanları kızgın ve öfkeli. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında da eylem yaptılar. Bu konuyla ilgili iki konuğumuzla konuşacağız. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Ali Çerkezoğlu İstanbul'da konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şiddet konusu, sağlıkta şiddet konusu üzerine araştırma yapmış olan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doktor Murtaza Yetiş de Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Murtaza Bey hoş geldiniz A Haber'e. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun. Efendim, meclise de bugün bir çalışma sundunuz öyle zannediyorum. Hem bu olayı değerlendirip hem sağlık çalışanlarının eylemini değerlendirip kısaca çalışmanızdan da birkaç not aktarır mısınız lütfen? Efendim ben öncelikle bugün hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hakikaten çok elim bir hadise. Nefretle kınıyorum bu hadiseyi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sağlıkta şiddet olgusu doğrusu son dönemlerde giderek bütün dünyada da daha çok yoğunlaşan ve dikkatlere daha çok belki de bu son dönemlerde özellikle gelen bir konu. Bizim ülkemizde de sağlık hizmetinden bir anlamda insanımız, vatandaşımız daha kolay bu hizmeti aldıkça iş yükünün artmasına paralel bir biçimde muhtemelen buna bağlı bir takım tıkanıklıklar karşısında maalesef şiddete başvurma yoluna gidiliyor. Biz bu konuyla ilgili bugün AK Parti grubu olarak da mecliste bir araştırma önergesi yapılması konusunda Sağlık Komisyonu Başkanımız Sayın Cevdet Erdöl Başkanlığı'nda bir teklif hazırladık ve muhtemelen önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu araştırma komisyonu kurulması önergesi de gelecek. Ancak bununla birlikte şunu ifade etmem gerekiyor. Hakikaten ülkemizde AK Parti hükümetleriyle birlikte sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ve istatistiklerden de şunu görüyoruz. Gerçekten halkımızın sağlık hizmetlerinden memnuniyeti çok üst düzeye çıktı. En son geçtiğimiz 2011 yılı verilerine göre şu anda toplumumuzun %74'ü verilen bu hizmetten çok memnun. Ancak maalesef bu memnuniyet bir taraftan da sağlık çalışanlarımızın iş yükünü çok ciddi biçimde arttırdığı gibi stresimizi de arttırmakta ve zaman zaman belki münferit denebilir ama giderek dozunu arttıran ve maalesef toplum içerisinde çözüm yolunu ancak şiddet olarak görebilen bir takım doğrusu sapık demek zorunda kalacağım. Anlayışların ortaya koyduğu bu tür elim hadiseler bütün sağlık çalışanlarının üzerinde çok ciddi bir psikolojik sıkıntı da oluşturmakta. Buradan şunu ifade etmek istiyorum ki sağlık hizmeti kutsal bir hizmettir. Sağlık çalışanları bu hizmeti sundukları için hakikaten çok özgün ve kutsal bir hizmet vermekteler. Bu nedenle halkımızın kendi içindeki bu tür münferit vakaları da bir anlamda bertaraf ederek sürecin daha olumlu gitmesi noktasında evet, el birliği içerisinde olması gerekiyor. Size tekrar döneceğim izin verirseniz. Murtaza Bey, meslektaşınızın bir nevi isyanını, aynı zamanda çözüm önerisini ve eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem meslektaş olarak hem siyasi şapkanızla. Evet. Tabii öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Ben milletvekili siyasetçi olmaktan çok daha önce bir hekimim. Ve yaşamımın büyük bir bölümünde hep bu mesleğe verdiğim emekle bugünlere kadar gelebildim. Ve bugün elde ettiğim ahlakın eteğinde, temelinde hepimizin Ali Bey'in de olduğu gibi tıp öğrencisiyken deontolojiden aldığımız, edindiğimiz o temel etik ahlak vardır. Biz burada sağlık hakkının, yaşam hakkının her şeyden kutsal olduğunu, hekimler arasındaki deontolojik ilişkinin de bütün ilişkilerin çok daha ötesinde olduğunu öğrenmiştik. Şimdi Erdoğan Bey, burada asıl mesele şu. Bizim bir taraftan uzun yıllar boyunca birikmiş olan bir sağlık sorunumuz var idi. Diğer taraftan bu sorunu bir an önce çözmeye çalışan bir yaklaşım içerisinde bir program oluşturuldu. Ancak bu program, yani hizmetin
verilmesini gerektiren anlayışla birlikte buna uygun biçimde insan kaynağı edinilmesi çok ciddi bir sıkıntı olarak ortaya çıktı. Nitekim özellikle bir dönem geçtiğimiz sene 2011 yılı içerisinde yabancı doktor uygulaması ile ilgili tartışmalar esnasında da bunu gördük. Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki hekim kişi başına düşen, nüfus başına düşen hekim sayısında, uzman hekim sayısında, hemşire sayısında çok ciddi yetersizliğimiz var. Bunu çok ivedilikle aşabilmenin çok farklı yollarını bulmaya çalıştı hükümetimiz. Ancak tüm bunlarla birlikte yine de bugün hala özellikle ikinci basamak sağlık kurumlarımızda ve bu kurumlarımızın yoğun bakım gibi, acil gibi çok daha özellikli, riskli ve ciddi anlamda dikkat gerektiren bilimlerde çok daha yüksek bir iş yüküyle karşı karşıyayız. Ancak bütün bunlarla birlikte şunu ifade etmem gerekiyor. Bir taraftan personel desteğini, kaynağını arttırmak yoluyla iş yükünü azaltırken, diğer taraftan da biz aslında, ben de başhekimlikten gelen, yöneticilik yapmış, hekimlik yapmış bir hekim olarak söylemek istiyorum. Örneğin hastanelerimizin hemen hemen tamamında aslında güvenlikle ilgili bir takım hizmetler ve altyapı oluşturulmuştur. İşte güvenlik kameralarıdır, güvenlik hizmetlerinin bir takım özel kurumlar tarafından, kuruluşlar tarafından alınması gibi. Yine buna paralel biçimde hasta haklarına yapılan vurgu kadar hastalarımızın sorumluluklarına da vurgu yapmaya çalışıyoruz. Bütün hastanelerimizde hastaların çok görebileceği bir yerde hasta hakları yazılıyken bunun hemen yanına da hastalarımızın sorumlulukları da mutlaka yazılır. Ancak bunlar elbette ki toplumun uzun yıllar içerisinde kendi içinde oluşturduğu anlayışı değiştirmek için yeterli değil. Burada ben Ali Bey'in bir noktadaki görüşüne katılıyorum. Medya algısı çok önemli. Biz bir şifa bulduğu zaman, hasta iyileştiği zaman bunu Allah'tan bir yanlış, daha doğrusu yararlı ve kalıcı bir sakatlıkla sonuçlandığında ya da ölümle sonuçlandığında bunu hekimden bilen bir anlayışı sürekli kendi içimizde üretiyoruz aslında. Medyada özellikle doktor hatası kabiliğinden çok ciddi ve sürekli Murtaza buna Bey o zaman aynı hataya siz de düşmüş olmuyor musunuz? Neden? Şu örneği vereyim. Medyanın dili şüphesiz ki çok tartışılır. Sürekli bu apayrı bir konu tartışılsın ama iyi bir şey olduğunda Allah'tan da kötü bir şey olduğunda medyadan mı? Ona geleceğim zaten. Şimdi burada hepimizin çok daha hassas bir dil oluşturması gerekiyor. Örneğin medya içerisinde toplumun bir anlamda eğitimini de, bilinçlenmesini de, farkındalığını da sağlayacak biçimde bir tıbbi danışman imkanı, pozisyonu oluşturulabilir. Yine bizim hekim camiamızla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın son 2012 yılında geliştirdiği iki temel uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bunların birincisi beyaz kod sistemi. Bilirsiniz hastanelerimizde acil ve işte kalp durması gibi, solunum durması gibi hayati bir durumun, yani yaşamın kaybıyla sonuçlanacak ciddi bir riskin varlığı durumunda mavi kod denen bir sistem hemen devreye alınır ve ilgili personelin saniyeler içerisinde o hastanın yanına gitmesi sağlanır. Şimdi buna benzer biçimde hekimlerin beyaz önlüğünden hareketle beyaz kod sistemi geliştirildi. Bu yılın başından itibaren birkaç hastanemizde uygulanmaya başlandı. Umarım ki hemen çok ivedi bir şekilde tüm hastanelerimize bu uygulama yayılır. Bu uygulamada da, bu sistemde de hastanenin herhangi bir köşesindeki bir sağlık personelimize yönelik fiili darp ya da sözlü tacizde bulunulduğu anda bu sistem devreye girecek ve güvenlik tedbirleri azami düzeye çıkarılacak. Peki efendim, size, bunlar, size tekrar geleceğim. İzin verirseniz Ali Bey'e döneyim. Zamanı da ekonomik kullanma açısından Ali Bey, tekrar geleceğim. Meslektaşınız olarak ciddi bir noktanın altını da çizdi. O öyle ya da böyle sağlık çalışanların birçok sorunu var diyor ve bütün bunların çözüme ulaşmasının şiddeti de engelleyeceğini söylüyor genel olarak. Bir de yarınki eylemlilik. Mesela yarın siz doktor olarak o eyleme destek verecek misiniz? Yoksa siyasetçi olarak farklı bir yorumunuz mu oldu? Şunu söyleyeyim Erdoğan Bey. Öncelikle hakikaten acımız büyük ve tepkimizin de elbette ki bu anlamda ortaya konması da gerekiyor. Ancak demin de sizin kilis örneğinden de verdiğiniz nokta çok önemli. Mutlaka tepkimizi ortaya koyarken hiç kimsenin mağdur olmamasını da düşünmek zorundayız. Şimdi bununla birlikte şunu da ifade etmem gerekiyor. Bakın en son 2010 yılında İstanbul'da yapılan bir çalışmada Türkiye'deki şiddetle karşılaşan sağlık çalışanı oranı %60 olarak görünüyor.
Ben ilk bakışta bunun çok yüksek olduğunu düşünmüştüm. Daha sonra şöyle biraz daha bir araştırma yapınca baktım ki örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde meslek hayatı boyunca en az bir kez şiddete maruz kalmış olan sağlık çalışanı oranı %73. Kanada'da %75-76'lar seviyesinde. Yani aslında bu sorun sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Ya da Türkiye'de yapılmış, bilimsel olarak ispatlanmış son yıllarda şiddet olgularının arttığına dair bir bilimsel bir çalışma yok. Ancak bütün bunlar şiddet meselesinin kesinlikle göz ardı edilmesini gerektirmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz tıpkı geçtiğimiz günlerde 8 Mart gününde kadınlarımıza hediye ettiğimiz o kadına şiddet yasası gibi belki hem sağlık çalışanlarının özlük haklarını, çalışma ortamını daha güven arttırıcı tedbirlerle rahatlatmak zorundayız. Bir taraftan sağlık çalışanlarına dönük şiddete belki de daha özel bir takım müeyyideler, Evet efendim. cezalandırmalar yapmak durumundayız. Ama bir taraftan da bu işin taraf olgusu içerisine konmadan bütün kesimleriyle, sivil toplumuyla, kamu kuruluşlarıyla, medyasıyla ve duyarlı tüm kesimleriyle birlikte toplumsal düzeyde farkındalık oluşturulması noktasında bir Murtaza çalışma Bey içerisinde galiba en olmak önemli unsur da bu. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.